Değerli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir bütünlük içerisinde ele almamız lazım. Ümmetin başına ne geldi ise, İslam'ın başına ne geldi ise parçacı yaklaşımlardan dolayı geldi. Bütünlük içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme almadığımız zaman parçacı yaklaşımlarla önce Risaleti parçalamış oluruz, sonra İslam'ı parçalamış oluruz, sonra da ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı parçalamış oluruz. Ve bunun ümmete yansıması da parçalanmış bir ümmet karşımıza çıkacaktır. Her birimiz alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam'dan kendimize lazım olan kısmını alır da diğerini göz ardı edersek, hem ona haksızlık etmiş oluruz, hem de kendimize haksızlık etmiş oluruz. Benim sizden özellikle ricam, siyer okumalarınızda, hadis okumalarınızda, tefsir okumalarınızda mutlaka İslam'ın bütünlüğünü, Allah Resulü'nün örnekliğinin bütünlüğünü, siyerin, hadis-i şeriflerinin bütünlüğüne dikkat edelim. Ekoller, hizipler, gruplar, cemaatler, fırkalar kendi bulundukları noktayı teyit edecek, teekit edecek kısımları tercih edip de diğerlerini ıskaladığımız zaman farkına olmadan hem kendimize hem de İslam'a kötülük etmiş olacağız. İnşallah biz sohbetlerimizde olsun, kalemimizle, dilimizle, tebliğimizde, davetimizde olsun, bu bütünlükte bizi ayırmaması için, koparmaması için sürekli Rabbimize dua edelim yani. Tarihte ümmetin yaşadığı birçok facianın arkasında maalesef parçacı yaklaşımlar vardır. Bugün parçacı olan yarın parçalayıcı oluyor. Ümmetin parçalanmışlığının arkasında zihnen bir parçalanmışlık var. İslam'ı bilmede bir parçalanmışlığa, ayrıştırıcı bir dil, ayrıştırıcı bir anlatım sonuçta ümmeti bu hale getiriyor. Ve daha da ileri adımlarda tahammülsüzlük, benim parçam senin parçanı yener, benim ayetlerim senin ayetlerini döver, benim hadislerim senin hadislerini alt eder noktasına geliyor. Hafazan Allah. İşte bu asabiyetlerden, bu aşırılıklardan kurtulabilmek için yola çıkarken o bütüncül, İslam'ın bütüncüllüğünü bozmadan hareket etmemiz lazım.